Hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yeni tanıtılan iOS 18'e şöyle bir yakından bakacağız. Ben elimdeki cihaza yükledim. Sizle beraber bir kurcalayacağız. Etkinliği izledim. Yani acısıyla tatlısıyla güzel bir işletim sistemi tanıtıldı aslında. Yani özellikle yapay zeka özellikleri çoğu insanı tatmin etmemiş olsa da bence gayet yeterli. Yeterli olmasından ziyade ise herkese yapay zekayı kullandıracak bir şey yapmışlar. Yani şöyle, şu anda yapay zekayı ne kadar aktif kullanıyorsunuz aslında? Yani hayatınızın ne kadar içinde var? Hadi siz bu kanalı izliyorsunuz. İllaki teknolojiyle alakanız vardır ama etrafınızdaki insanların ne kadar alakası var ve ne kadar kullanıyorlar. Apple yeni cihazlarıyla artık yapay zekayı öyle bir içeriğe entegre edecek ki yani herkes yapay zekayı kullanabilecek, nimetlerinden faydalanabilecek hale getirecek. Bakın bu arada baştan söylüyorum, iOS 18'in şu anki sürümü geliştirici sürümü. Yani öyle kurmaya falan kalkmayın bence. Yani birincil olarak kullandığınız cihaza bence kurmayın. Çünkü ne gibi buglar çıkaracağı belli olmaz. Hatta bir iki tanesine ben denk geldim, bunları da size göstereceğim. Yani o yüzden erken erişmek istiyorsanız en azından public beta'ya kadar beklemenizi tavsiye ederim. Şimdi lafı çok da uzatmadan neler gelmiş neler gitmiş bunları size göstereyim. Öncelikle ana ekrandan başlayalım. Zaten etkinlik de buradan başladı. Arkadaşlar ana ekranda artık uygulamaları alıp istediğimiz yere koyabiliyoruz. Heh, böyle koydum. İki gündür şu özellik yüzünden Androidçilerden bir linç yorum aklınız dur. Neyse, evet, Apple'da böyle bir şey yoktu. Yıllardır yoktu. Artık sonunda geldi. Hatta şöyle isterseniz, bak bunu aldım. Tık ikili. Böyle de taşıyabiliyorsunuz. Evet, ana ekrandan devam edelim. Ana ekranda bir yere böyle basılı tuttuğumuz zaman sol yukarıya düzenle diyoruz. Ve burada özelleştir diye bir seçenek çıkıyor karşımıza. Artık bakın ikonları koyu yapabiliyoruz. Ya da bunu otomatiğe bağlayabiliyoruz. Büyütüp küçültebiliyoruz. Şöyle büyüğü göstereyim. Yani isimler siliniyor. İkon biraz daha büyüyor. Küçükte de bildiğimiz iPhone düzeni. Şimdi burada mesela koyu deyince arkadaşlar bence koyu mod çok yakışıklı olmuş. Ama onda da şu anda şöyle bir sıkıntı. Yani sonuçta beta'da olduğu için mesela uygulamaların koyu modları yok doğal olarak. Ama zamanla iOS 18 çıkana kadar ya da çıktıktan böyle 1-2 ay içerisinde bunların da koyu modu entegrasyonu gelir ve çok daha güzel görünür diye düşünüyorum. Şimdi tekrar bir düzenleye geri dönelim. Özelleştir. Bakın burada hafif renkli diye bir kısım geldi. Şöyle uygulamalara renk verebiliyorsunuz. Yani tabii renk düzeni falan yakalarsınız, belki seversiniz de bana biraz dandik geldi arkadaşlar. Yani şu görüntüyü ben zaten oldum olası sevmiyordum. Hani Android telefonlarda da sevmiyordum. iPhone'a geldi, bence gereksiz oldu. Burada da sevmiyorum ama yani aha bak. Bak beta olduğu için gördüğünüz gibi burada arada böyle kafayı yemeler oluyor. O yüzden bu betaları, henüz geliştirici betalarını kurmayın. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Heh, geldi kafası. Bir de mesela bunda şöyle bir sıkıntı var. Ben hangi uygulamanın ne olduğunu anlamıyorum. Zaten hani ikonlardan ezberlemişim artık. Hangisi nerede falan telefonu kullanırken çat çat diye gidiyor parmaklarım. Ama şöyle bir versiyonu da kullanınca ben anlamıyorum hangi uygulamanın ne olduğunu. O yüzden bilmiyorum, benim çok hoşuma gitmedi yani. Ben büyük ihtimalle şuradan geleceğim. Koyu modda kullanmaya devam edeceğim abi. Bak şimdi burasının kafası gelmedi. Kullanmayın kardeşim şu beta işleri. Şu beta işlerine hiç girmeyin yani. Bir daha böyle yapalım. Bir daha koyu diyelim. Heh. Tamam, kendine geldi. Şimdi güzel geliştirmelerden bir tanesi kontrol merkezine yapıldı. Kontrol merkezi bayağı bir detaylandırıldı arkadaşlar. Bakın şurada sağ kısımda şöyle müzik kısmına gidebiliyorsunuz. Ev kontrollerinize girebiliyorsunuz. Ve buradan veri yönetimine falan gidebiliyorsunuz. Ki isterseniz kendiniz de buralara bir şeyler ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Onu da nasıl yapıyoruz? Sol üstteki artıya şuradan basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi denetim ekle var aşağıda. Buradan istediğiniz bir şeyi, ki burayı bayağı bir detaylandırmışlar. Eskiden bu kadar şey yoktu. İstediğiniz herhangi bir şeyi buraya ekleyebiliyorsunuz ve bence çok iyi olmuş. Çünkü kontrol merkezi benim zaten telefonda en sık kullandığım noktalardan bir tanesiydi. Özellikle akıllı evi yönetmek için kısa yolların gelmesi muazzam olmuş. Bu arada bunları istediğiniz gibi de şöyle boyutlandırabiliyorsunuz. Tabii benim burada yer kalmadığı için boyutlandıramıyorum. Mesela şunu küçülteyim. Şunu küçülttüm. Ha bak, bunun burada kalması benim için çok güzel bir şey ya. Direkt evden girerken eve çıkarken alarmı aktif edebileceğim artık. Harika oldu. Ben buradan bir iki şey sileyim. Bakın istediğiniz gibi boyutlandırabiliyorsunuz. Bence gayet güzel yapılmış. Herhangi bir boşluğa tıklayınca da okey oluyor zaten. Kontrol merkezine eklenen bir diğer yenilik de sağ üstte bakın bir kapatma düğmesi eklendi. Buna basıp buradan telefonumuzu kapatabiliyoruz. İşte kapatma tuşu ve ses açma tuşuna falan basılı tutmamıza gerek kalmıyor artık. Ben şunu bir açığa çevireyim de bak, kafam karışıyor. Ben de daha alışamadım. Biraz önce de ana ekranımda görmüş olduğunuz gibi parolalar artık ayarların içinden çıktı ve ekstra bir uygulama olarak geldi. Şuradan parolalar uygulamasına giriş yapınca zaten Face ID'nizi istiyor. Bakın parolalar uygulamasına hoş geldiniz falan filan diye işte burada söylüyor. Aç kardeşim. İzin ver. Tamam. Buradan geçiş anahtarlarımızı görebiliyoruz. Wi-Fi parolalarımızı görebiliyormuşuz. İşte silinen parolalar ve güvenlik açısından sıkıntısı olan parolaları buradan girip değiştirebiliyoruz. Çok kolay kırılabilir parolaları burada gösteriyor. Şimdi ben bunlara tıklamıyorum ki benim parolalar görünmesin diye. Ama buranın da ayrı bir uygulama olarak gelmesi bence iyi olmuş. Çünkü zırt pırt bir parolaya ihtiyaç duyup oradan bakmamız gerekebiliyor. Ve bunun için de T ayarlara girmemek bence gayet iyi. Şimdi uygulamalara kilit koyma geldi. Bu epeydir insanların kanayan bir yarasıydı yani. Sürekli biz de işte kestirmelerle, otomasyonlarla falan bunları yapmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyorduk. Artık nihayet iki türlü olarak uygulamalara kilit koyabiliyorsunuz. Nerede göstereyim? Mesela şimdi bir tanesi, atıyorum şu Meresun uygulamasına geleyim. Diyeyim ki şurada işte Face ID ile kitle. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum, kusura bakmayın.
Burada iki seçeneğimiz var. Ya sadece uygulamayı kilitleyebiliriz ya da uygulamayı hem saklayıp hem kilitleyebiliriz. Mesela sadece kilitle dersem, bak önce bir yüzümü taradı, aldı. Şimdi bak, girmeye çalışıyorum, yüzümü göstermiyorum. Bak, sokmuyor. Suratımı gösteriyorum, hop girdi. İkinci varyasyon da şu, mesela Home Assistant'ı alalım. Kilitle diyelim. Sakla ve kilitle diyelim. Suratımı şöyle bir göstereyim. Tamam kardeşim, sakladım. Hop, bu gitti. Bu nereye gitti? En sağa geliyorum. Bir daha gidiyorum. Bakın şurada aşağıya gidiyorum. Burada gizli diye yeni bir yer geldi. Buraya bastım. Bak, yüzümü okumaya çalışıyor. Yüzümü okudu. Home Assistant'ı burada gördüm. Buna girmeye çalışıyorum. Bir daha yüzümü okudu. Evet, bu ana ekranlarla ilgili de son geliştirmeye gelelim. Onu da mesela şurada göstereyim. Atıyorum, bir uygulamaya basılı tuttum. Bakın, uygulamayı direkt olarak widget haline getirebiliyorsunuz. Ve bunun ölçüsünü seçebiliyorsunuz. Mesela şunu seçtim. Hop, şöyle büyüdü. Ya bu uygulamada göstermek de çok saçma oldu ama. Neyse, uyumlu olan diğer uygulamalarla da bunu yapabiliyorsunuz. Mesela nereye yaparız? YouTube'da yapabiliyoruz mu? Aynen, YouTube'da da bir varyasyon oluyormuş mesela. Hop, böyle geldi. Basılı tuttunuz, şöyle yaptınız, hop geri alabiliyorsunuz. Şimdi bak, daha geçen gün bir arkadaşımla muhabbetini yaptım ve eksikliğini hissettiğim bir özellik eklendi. Son aramalar kısmına artık bir arama çubuğu eklendi arkadaşlar. Yani birinin ismini yazıp ulan beni en son ne zaman aramış, ne yapmış, ne etmiş, arama geçmişinize falan bakabiliyorsunuz. Çünkü bazen bir hafta önce yapılmış bir arabanın saatini öğrenmeniz gerekebiliyor. Mesela benim geçenlerde öyle oldu. Ve bulamadım yani, aşağı gidiyorum, yukarı çıkıyorum, bir şeyler yapıyorum. 1000 tane arama yapmışım, bir de onu arıyorum. Ve yani insan gözü bir yerden sonra seçemiyor da. O yüzden bunun gelmesini daha bak bir hafta önce muhabbetini yapmıştım. O kadar sevindim ki şunu şurada görünce anlatamam. Şimdi hesap makinesine çok ilginç bir özellik geldi. Bu genellikle iPad'de işe yarayacaktır ama ben elimde iPad olmadığı için iPhone'dan da göstereyim size. Şuradan geleyim. Hesap makinesini açayım. Bak, geldi. Şimdi şuradan sol alttan buraya geliyorum. Bak, burada matematik notları diye bir şey var. Matematik notlarına giriyorum. Yeni not oluştur diyorum. Şuradan kalemi seçiyorum. İşte tamam, kalemi seçtim. 21 çarpı 93 eşittir 22 eşittir 10. Ya bu mesela benim çok işime yarayacak bir özellik değil ama öğrencilerin ve yani matematik kullananların diyeyim, çok gayet işine yarayacak bir özellik olmuş. Özellikle iPad kullanırken çok çok daha verimli kullanılır. Çünkü bayağı böyle sadece basit matematik işlemleri yapmıyorsunuz. Adamlar bayağı problem çözdüler. Orada açıları hesapladılar. Canlı grafikler oluşturdular. Yani sizin yaptığınız herhangi bir açı değişikliğini mesela bir grafikte canlı olarak gösterebiliyorsunuz. Mesajlarda emoji ile tepki verme geldi. Bak, bu aslında vardı ama oradaki emojiler birazcık sınırlıydı. Mesela şimdi basılı tuttuğum zaman şöyle mesela, bakın hem burada daha fazla var, hem de şuna basarak kendimiz herhangi bir emoji ekleyebiliyoruz. Buraya koyabiliyoruz. İstersek aynı şekilde kendimizinkine de yapıyoruz. Ha, buradan da seçebiliriz mesela. Yani şunlardan seçince eskisi gibi çıkıyor mesela. Bak, şurada orada gösterdiği renkle çıkmıyor. Buradan ekleyip ekleyip istediğimizi ekleyebiliyoruz. Mesajlara gelen bir diğer özellik de bizim yine daha önce kestirmelerle, otomasyonlarla yapmaya çalıştığımız zamanlayıcıyla mesaj atmak oldu. Bunun için şöyle kuzene bir hay yazdık. Maşallah, telefon başında bekliyorum şu an. Şuradan artıya basıyorum. Daha fazla diyorum. Sonra gönder seçeneğiyle. Mesela yarın sabahın 6'sında buna günaydın prenses diye mesajı göndersin. Bakın, buradan çıktıktan sonra artık normal düzeninize dönüyor. Buradaki mesaj burada kalıyor ve mesela sabahın köründe ona yarın günaydın diye mesaj olacak. Bakın şimdi, ben yeni bir güncelleme geldiği zaman her zaman önce giderim erişilebilirliği kurcalarım, tamam mı? Onun içinde çünkü garip garip şeyler olabiliyor. Burada da yine erişilebilirliğin içindeki 3 tane değişik özelliği göstereceğim. Bu arada ayarlar kısmında da bir değişiklik var. Artık böyle aşağı doğru 2 kilometre gitmiyor. Uygulamaları direkt olarak şey yapmışlar, kategorize etmişler. Uygulamalara girince uygulamaların ayarlarına ulaşıyorsunuz. Eskiden bunu böyle bir koyuyordunuz, aşağı kadar gitmek zorunda kalıyordunuz. Gayet iyi olmuş. Şimdi neyse, erişilebilirliğe gelelim. Bakın, buradan göz takibi diye bir şey var. Bu göz takibini açtığınız zaman telefonunuzu gözünüzle kontrol edebiliyorsunuz ama eksikleri var. Göstereyim. Açtım. Önce bir kalibre yapacak. Bu kısımda onun söylediği noktalara bir süre bakmanız gerekiyor. Sol üste bakıyorum. Yukarı ortaya bakıyorum. Anladınız işte, bu noktalara bakıyorum. Tamam, oldu diyor. Bak şimdi bakıyorum. Baktığım yere bakıyor harbiden ama ya bir şey var. Ha, şunu yapıyor, anladın mı? Yani ben mesela bir yere tıklamak için oraya uzun bakmam gerekiyor. Ama bazen orası sapıtıyor. Bir de mesela aşağı yukarı gidemiyorum. Öyle geçiyor aşağı. Ya, o ya oraya girdi. Ben aşağı gitmek istiyorum. Hani bak, yine kafa yedi. Bakmıyorum oraya. Alakam yok orayla.
Yok yani bu dar alanlarda birazcık sıkıntı çekiyor arkadaşlar bu özellik. Yani ilk başta açınca bir oha lan çok iyi çalışıyor diyorsunuz ama ondan sonra bir sapıtmaya başlıyor. Bilmiyorum buradaki stüdyo ışıklarıyla da alakalı olabilir ama normal otururken de denedim. Yine böyle çok verimli çalışmıyordu. Şimdi gördüğüme en sevindiğim özelliklerden birine geldik. Vokal kestirmeleri. Bakın burada kendi sesinizi tanıtıp ona bir tane eylem atayabiliyorsunuz. Kestirmeleri falan kullandırabiliyorsunuz mesela. Ve telefon tuş kilidi kapalı bile olsa sizi dinliyor. Ya mesela bakın ben şu arka ışıklar için yaptım. Godox'ları kapat. Hop gitti. Bak şunlar gitti. Godox'ları aç. Gördüğünüz gibi gayet de seri çalışıyor ve çok iyi anlıyor yani böyle söylüyorum çat diye yapıyor. Ya ben bunu Siri'ye seslenerek de yapabilirdim ama mesela önce Siri'ye sesleneceğim daha sonra bunu söyleyeceğim. Şimdi direkt olarak yaptırmak istediğim şeyi söylüyorum ve yaptırıyorum. Bu bence akıllı ev kısmında bayağı bir işe yarayacak bir özellik. Bir diğeri bu çok garip. Canlı konuşma. Bak en güzelini sona sakladım. Şimdi canlı konuşma özelliğiyle ne yapabiliyoruz? Bakın. 3 kere yan düğmeye bastım. Buraya canlı konuşma geldi. Bak şimdi. Selam dedim. Enter dedim. Selam. Selam dedi. Bilmiyorum size sesi geldi mi? Açayım biraz. Selam dedim. Enter Selam. Dedim. Selam. Bu şekilde yazdıklarımızı konuşturtabiliyoruz. Ama esas bomba şurada. Bir kişiyi arayalım. Hey canım. Merhaba Barçın. İyi şükür sen nasılsın? Sesin dijital geliyor. Ne? Seni videoma konuk ettim. Beni videona konuk ettin. Allah razı olsun. Görmüş olduğunuz gibi bu özellik sayesinde klavyeden yazarak telefonla konuşabiliyoruz. Yani bu özelliği tam olarak hangi senaryolarda kullanabiliriz ben de bilmiyorum ama benim yani kullanınca aşırı hoşuma gitti, tamam mı? Çok komik geldi. Ve illaki kullanılacak mantıklı senaryolarını da buluruz yani. Yani bu lansman bu arada beni tatmin etti. Yani ne konuda tatmin etti? Yapay zeka özelliklerini tek bir platformda toplayıp bu kadar kolay kullanılabilir olması benim hoşuma gitti. Çünkü Apple'ın zaten bu lansmandaki sloganı geri kalanımız için yapay zekaydı. Yani bu ne demek oluyor? Ben yapay zekayı kullanıyorum. Sen kullanıyorsun ama mesela benim evde annem telefonundan kendi Crash oynarken ya da Facebook'ta gezerken kullanmıyor. Ama adam bunu öyle bir yere getiriyor, öyle bir yere koyuyor ki artık o da kullanabilecek. Yani çok kolaylaştırıyor. Yani teknolojiden hiç anlamayan ya da çok az anlayan insanların bile yapay zekaya bir şekilde entegre olabilmesine çalışıyor. O yüzden benim hoşuma gitti açıkçası. Yetersiz geldiği bazı noktalar da var. Mesela ben ChatGPT ile bir ortaklık kurulacağına direkt bunu Apple olarak yapmasını isterdim. Ne bileyim yani hani bugün Microsoft bile mesela ChatGPT'nin şeylerini kullanıyor. Copilot'un içinde kullanıyor ama bir kere bile orada ChatGPT reklamı yapmıyor. Yani mümkün olduğunca adını geçirmemeye çalışıyor. Biz böyle lansmana koyuyor herifler hayvan gibi. O yüzden o bir garip geldi. Bir de mesela bu kadar güvenlik işte hepsini biz kendi telefonumuzun içinde halledeceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız derken 3. parti uygulamalarla yapacağı işbirlikleriyle verilerimizi ne kadar güvende tutabilecek onu da bunlar çıktıktan sonra göreceğiz. Dediğim gibi bunları çok şu anda bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Onun dışında atladığım bir şey var mı diye şuradan notlarıma bakıyorum. Bunu anlattık, şunu anlattık. Oyun modu geliyor. Yani oyun modunda anlatacak çok bir şey yok işte. Oyunu açıyorsunuz, arka plandaki işlemleri düşürüyor. Böylece oyunu daha performanslı oynayabiliyorsunuz. Bu kadar. Başka bir numarası yok. Aa şey geliyor ya oğlum bak bu çok güzel. Bu AirPods'ları artık şöyle kafa sallayarak açabileceksiniz ya da şöyle yaparak reddedebileceksiniz. Bu gördüğümde çok hoşuma giden bir özellikti. Ve bence bildiğiniz istek değil ihtiyaç bir özellik bu. Çünkü ya elimde torbalarla onunla bununla mesela gidiyorum. Metrodayım, bir yerdeyim yani otobüsteyim hani... Siri'ye bağırıp da telefonu aç diyemeyeceğim bir noktadayım ve açamıyorum da. Yani böyle saatten açmaya falan çalışıyorum olmuyor. Çok güzel abi. Kafamı sallayacağım. Telefonu açacak. Ama bence çok güzel bir fikir bu. Evet ne olmuş? iPad'e hesap makinesi gelmiş. İşte matematik uygulaması ondan bahsettik. El yazınızı düzeltecek falan filan. O daha gelmediği için gösteremiyorum. Geldikçe gösteririz yani. O zamana belki bir iPad almış olurum. Ben de yani param şu anda şuna yetti. Honor tablet. Henüz şey alamadım. iPad alamadım. Apple Intelligence'ı zaten geçiyoruz. O gelince kurcalarız. Ya gelmeden yine buraya Apple Intelligence ile ilgili detaylı bir açıklama videosu istiyorsanız bu arada yazın aşağıya. Onunla da ilgili de konuşuruz. Ama Apple Intelligence dediğimiz olay iPhone 15 Pro ya da böyle M işlemcili iPad'ler ve Mac'lere gelecek bir şey bu arada. Yani lansmanlarını izleyip gaza gelmeyin. iPhone 15 Pro altı bir telefonunuz varsa bu 15 bile olsa bakın geçen sene son model çıkmış olan telefonu almış bile olsanız Apple Intelligence'ı kullanamayacaksınız yani. Bu bana birazcık garip geldi açıkçası. Bari hani hadi 14'leri geçtim bari bir 15'in ikisine de verseydin diye bir düşündürdü. Neyse Apple Intelligence ile ilgili detaylara başka bir videoda bakarız. Arkadaşlar bu özellikleri ve daha fazlasını böyle Reels olarak ben Instagram'da sık sık paylaşıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.